sen onu layıksın. Bunu 15 yuvarda sayın. 3 tane oğlum var. Ne oluyor? Sen ne yapıyorsun? O hep şehir dışında olur. Ona da mı orada bıçak aldı? Alsınlar. Alsınlar. Bunun bir doğru tekin dünyası var ama o dünyaya da bırakacağız. Buralar böyle temizle bir işe. Tamam. Bey, gece gündüz. İmdat Bey. O İmdat Bey gelene kadar gece gündüz buradayım. Ben senin şeyine teşekkür ediyorum. Benim. Tamam da daha çok kalsana darlar. Fabrikada Roze Lekit geldi çayımı almamak için. Herkesin çayını aldı da benimkin almadı. Niye biliyor musun? Hangi fabrikada? Ben Erol'un cephesine Türk bayrağı yaptırdım. Ne mutlu Türk'üm diyene yazdırdım. Benim himnedi de niye? Vatan aynı mi? He? Vatan aynı be. Araştırın bakalım onu yolu sütleşsin. Bir pere beni sürelimden vardır. Veyahut da herhangi bir vatana ihanet seyredecek bir şey vardır. He? İmansızda. Oturuyorsunuz şeyinize değil mi? Tamam abi. He? Tamam amca gel. Bitmez abi bitmez. Kapatsın. Kapatsın. Aman. Bunu, bunu yaşayacaklarına öl hadi öl. Yücel Bey'i göze aldık artık ya, yeter ya. Yeter ya. Aldım sabahtan beri bir lokma ekmek değilsen. Günahınız benden sorulsun, sabah derste kalktım. Adamları aldım, gittim, toplattırdım, getirdim. Fabrikadan özel ekip geldi. Herkesin çayını aldılar. Ah, bu çay aldım. Niye alın? Ama otel sektör de alıyor. Ya kardeşim, kazandı, bana ilk defa bir gün verdi. Ya bana ki. Ya bu arkadaşım, bu çay biraz et kafa uzun değil. Şunlar olmaması lazım. Bir gün sana aynısını götürürsem, alma! Tek kelime edersem şerefsizim. Daha ilk gün yahu. İlk gün yahu. Allah aşkına şu çay, şu çay Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkacak çay mı? Al, yarısını oraya deriye döktüm. Al, 300 lira para verdim alın teriyle. Verdim çünkü toplattırdım gürcülere. Bana diyor ki haftada bir gün alacaksın. Ya benim her gün çayımı alsam ben her gün toplarım. Usulüyle toplarım. Şimdi bak, ben sen de babama benziyorsun musun? Dinledik seni, bir şey demedim. Ben niye benzetiyorum? Beni devlet bir yere benzet, bir devlet. Bu şimdiki devlet. İki kere oy verdim. Akbe Allah o elimi alsın benden bir daha verirsem akbe ya. Akbe düşersin ama. Tamam böyle böyle bir şerefsizlik olur mu ya? Ya bu nedir ya? Kendi ülkemizde zulüm yaşıyoruz. Yetti artık ya. Anladım. Buraya geldi ya. Zulüm yaşıyoruz. Anladım, zulüm bak, zulüm. En devletici. Gelsin İmdat Bey. Ben ay bir kelime etsin beni isteyelim. Tamam gelin. Gelsin koltukta oturmakla değil. Bak gün konuşuyor. Oh, geleceksin orada. O sabahın körünü, o yamaçlarda o çayı toplarken göreceksin. Niye nasıl oluyor bir şey be? Diye, bir şey diye. Yazık değil mi ya? Genel müdürümüz bir açıklama yaptı. Yazık. O yapıyor, herkes yapıyor. Oturduğun yerde açıklama yap. Hoca çiz çıkıyor, kürtüde vaiz ediyor. Vaiz ettiğine kendi uygular. Anladım. Öyle demek de değil, değil. Ya bana diyeceksin ki sen üstüne yemek yiyorsun. Ben de yiyorum. İki oyuna indir, razıyım. Razıyım. Tamam, ama ben 66 yaşındayım kardeşim. Tamam, kalp hastasıyım. Resmen daha yeni hastanede. Şu kollarıma bir bakın Allah aşkına. Şuraya bakın, şuraya bakın. Tamam mı? Ekmek param helalinden çıkartmak için tarlamdan 300 lira para verdim. Ya şu çaya bir bakayım, anormal bir kuban. Peki bir tane çimen ot denen bir yabancı madde yok. Yok. Bu ne zulümdür? Bu ne zulüm? Ne zulüm? Ben tamam. Siyasetle bir ilgim yok. Anladım. Tamam mı? Siyasetle bir ilgim yok. Ama
Bu ne zulümdür yahu? Allah aşkına ya! Allah aşkına ya! Böyle bir şey olur mu ya? Bu ne zulüm ya? He? Bu ne zulüm? Ters tane çay fabrikası özel ekip gönderdi. Herkesin çayını aldılar. Demek ki o köyde bir haram yiyen, bir gayri beşi yapan benimdir. Ya böyle bir şey var mı? Ya ne bana ki? Kardeşim bak bir daha getirdin mi? Ya bir şey olmaz. Anladım. Getirirsem tamam. Ya böyle bir şey. Ya ne olursa olsun. İlk defa kardeşim ben. İlk defa randevu verdiler. İlk defa geldim ya. Anladım. İlk defa ya. İlk defa ya. Bu böyle bir şey olur mu ya? Ya böyle bir şey olur mu ya? Bir daha. Ya üç güne ver hastaneden çıktım kollarıma. Kollarıma tamam değil mi? Sakin ol lan. Helalinden çalışıp kazanmak istiyorum. Benim üç tane oğlu öğrettim. Helalinden çalışarak. Bir tanesi de Bilber Üniversitesi'nde müdürdü. Sakin ol. Tamam mı? Ama bu ne zulümdür ya. Bu ne zulümdür ya. Gel. Gel. Şunu beni zayi edecek. Ya. Lüks maddi yaşantım var mı? Yok. Yok tamam. 1 liraya muhtacım ama alın teriyle çalışıyorum ben. Anladım. Gel bir şey dinle. Yani bu nedir arkadaş ya? Tamam. Bir yorum yapamıyoruz. Yorum yapamıyorum ya. Diyemiyorum ki. Bu budur da şundan dolayı oldu. 2 saat dedim. Ya arkadaşım dedim. Ya benim. Bir daha böyle. Hadi diyelim ki. Bozuklar diyorsunuz. Halbuki çok bozukları aldım. Bir tane ot toplamasın, ot toplama. Otları temizletmek için tarlada 150 lira dolara verdim. 300 lira da bunların toplaması kaldı. Tamam mı? Ya aldım, verdim. Allah aşkına. Ha 5 lira bir yiyeceğim diyorum ya. Kurama geldi, yetti ya. Tamam be, tamam. Yetti ya. Ya oğlum, güzel sülüm uygulanıyor. Ben bunu şuna bağlıyorum arkadaş. Ben evin bir tepesine Türk bayrağı yaptım. Kedi kimindi kedi? Ne mutlu Türk'üm diyene. Tamam, geldiler oraya falan filan. Ben bunu azıcık yaşıyorum ben. Türk'üm de ya, böyle doğdum ya. Ben böyle öğrendim, böyle okudum. Çocuklarımı böyle yetiştirdim. Ben başka bir şey anlıyor musun? Birisi gelsin. Baba! Çizini mi bastı? Baba! Sen ne yapıyorsun ya? Baba! Arkadan ilgin bir hafta ya! Politika yapıyorsun. Ya niye politika yapıyorum? Tamam Gökçen. Dursun demek. Politika ise politika yapıyorum. Bunu basmayı anlamı yok ki. Politikasın var mı? Politikasın var mı? Bak siz ne yapın biliyor musunuz? Bir iki bir soru biliyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanımızın, bak Sayın Cumhurbaşkanımızın, bak. Onun çok yakın. Mehmet Gür var, Mehmet Gür. O 2 villayı yapan. Ona bir telefon açsın da Arif Kosif ondan sorun. Bakın ki yaşantısı nedir? Herhangi bir yanlışı var mı? Yok. Ama burama geldi ya. Burama geldi ya. Burama geldi ya. Bir getirelim. Getirelim bir çay. Bir çayımız var. Hadi abi sen şey yap. Bir gün evvel hastaneden çıktım. Tamam. Ben dinleniyorum bir şey. Bir çayımız iç bir gel. Hanginiz inanır? Biriniz diye müdür dışarıdadır. Yok burada biriniz diye müdürle görüştü. Böyle bir şey vardı ya, Allah'ını severseniz ya. Biz onunla geçirdiniz, geçirdiniz ya. Ya bu şimdi böyle oldu.
şöyle yaşadım. Şöyle yaşadım. Ya bir tane bir hanım kız verdiler bize. Tamam. O dedi bana ki, bana dedi aşağıda talimat verdi, iyi çevir alsam. Daha tamam. Tamam dedim, çok doğru kızım dedim. Çok doğru. Ben de ilk defa halim birine gittim, ilk defa. Tamam. Ben dedim, ben şimdi bu çayı, dedi ya bu çayı dedi, ben dedi, alamam, gelecek ekip alacak. Nereye bağlı? Fabrikadan ekip gelecek de çay alacaklar. Bizim merkeze bak. Geldi uçmuş ülke. Küçüklere hangi fabrikaya bağlı? Anlattım, tersane. Tersaneye bağlı. Anlattım, dedim ki arkadaşım ilk defa bugün randevu verdi bana. İlk defa. Çünkü bize randevu sistemi veriyor, diyor ki bugün 500 kilo getireceksin. O 500 kiloyu kendi toplayamıyorum. Mecburen Gürcü'ye toplatıyorum. Gürcü de ne desen ona de, istediği gibi topluyor. Ne kadar şey yaparsak ya. Anlar abi. Tamam mı? Hadi dedim ya, bir daha bunlara çay da öyle kötü bir çay değil ya. Seni alıyorum. Nefes alacağım. Ben de şey yaptım. Kapalmam yani. Bir dakika beni bir dinleyin. Olamayız. Ya yanımda başka türlü çayları aldılar. Almadılar. Beni kahreden bu. Nedir suçum? Sıkılıyor. Şimdi hanım kız oraya verdikleri ekipler bizim köyden olduğu için konuşamıyorum. Anladım. Çünkü bir aile terbiyemiz var kardeşim. Anladım. Doğrudur. Konuşamıyorum. Hadi baba. O gelen görevli. Söyle. O gelen görevliye diyorum ki ya arkadaş bak. Böyle böyle durum. Ya ben bir daha. Hadi diyelim. Hadi baba. Dede adın nedir? Adın nedir? Arif Kosif. Arif Kosif. Kosif. Yani sen suyunu bir içme. Bu ne? Yani şimdi ya ne bileyim. Lan lan bak. Sen konuşma bırak. Kozum. Biz sizin başkanınla beraber. Beraber. Nesine gideceksin zaten anlıyor musun? Yani seni döktüm buraya. Şimdi işçilere ne para vereceğim? Hadi gidiyorum. Onların parası da vereceğim.